Süleyman Hocam, genelde B kadınlar karıştırır. Miyom ve kist. Miyom ve kist aynı mıdır? Yok, tamamen farklı kavramlardır aslında birbiriyle. Miyomlar az önce de konuştuğumuz gibi rahimden kaynaklanır. Rahim kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu uğurlardır. Yumurtalık kistleri, yani kist tabiri yumurtalıktan oluşmuş olan kistik, tabii yumurtalıktan kaynaklı olan bir şeydir. Biri rahimden, rahim kas tabakasından, diğeri ise yumurtalıktan kaynaklı kistler, kitleler, yumurtalık kitleri tamamen farklı şeylerdir. Yumurtalık kistleri ama miyomlar gibi hani o kadar tek tip tanımlayabileceğimiz durumlar değildir. Çok çok farklı özelliklere sahip, çok çok farklı kökenlerden kaynaklanan yumurtalık kistlerimiz vardır. Kabaca isterseniz ona çok az değinebiliriz. Çok da iyi olur çünkü karıştırılıyor. Yumurtalık kistleri, yumurtalıktan kaynaklanan basit kistlerimiz vardır. Basit folikül kistleri, bu aslında yumurtalığın çatlama döneminde, çatlayamamasından dolayı büyüyen, içi sıvı dolu bir balon gibi düşünebiliriz bunu ve genellikle aylar içerisinde kendiliğinden gerileyen basit kistlerdir. Çikolata kisti dediğimiz bir kist vardır. Aslında bu rahim duvarının hücresinin yumurtalıkta olması ve orada her adet döneminde normal adet kanaması gibi kanama oluşup orada birikmesinden dolayı böyle bir isim verilmiştir. Çikolata kistini boşalttığımız zaman hakikaten yoğun kıvamlı çikolata gibi bir içerik boşaldığını görüyoruz. Bu tamamen farklı bir olaydır. Mesela endometrioma, endometriosis dediğimiz durum tamamen farklı. Basit yumurtalık kistlerinin gebelikle, gebe kalmayla ilgili çok ciddi ilişkisi olmasa da bu çikolata kistleri ve endometriosis hastalığının olumsuz etkiler yapabildiğini biliyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz Süleyman Hocam? Çikolata kisti olan hastalarda gebelik... İlgili sıkıntılar daha çok olabilir. Daha çok olabilir. Gebe kalmayla ilgili zorluklar daha çok olabilir. Onunla ilgili isterseniz başka zaman daha detaylı çünkü çok farklı geniş konu, gerçekten geniş bir konu. Çikolata kistiyle ilgili konular. Bir de dermoid kisti dediğimiz yumurtalık kistleri vardır. Bunlar tamamen farklıdır. Köken olarak embriyolojik dönemden köken alan, içinde yağ dokusu, tüy, kıl, tırnak gibi yapılar barındırabilen kistlerdir. Bir de yumurtanın kötü hastalıklara da kistik görünmeye sahip olabilir ilk etapta. Onun için yumurtalık kistlerinin kist dediğimiz zaman aslında burada kastedilen yumurtalık kistidir. Çoğunlukla rahimde oluşabilen kistler var mıdır? Tabii ki rahim ağzından anabotik kisti dediğimiz basit kistler oluşabilir. Ama ben yanlış algılamıyorsam genellikle bu kist terimi kullanıldığı zaman genellikle yumurtalık kisti kastedilir. Yumurtalıktan kaynaklı kistler kastedilir ve bunların miyomdan tamamen bağımsız ne oluşum mekanizması olarak ne de tedavi olarak ne de sonuç olarak birbiriyle hiçbir ilişkisi olmadığını bilmekte fayda var. Miyomlarımız tamamen rahimden kaynaklı ve kötüye dönme potansiyelinin hemen hemen hiç olmadığı iyi huylu tümörler olarak rahim kaynaklı iyi huylu tümör olarak kategorize edebiliriz. Kafamızda, aklımızda bu şekilde kalabilir. Miyomu böyle kodlayabiliriz.